Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği Danışma Kurulu Başkanı olarak Yönetim Kurulu'nda Kadın Olunca YouTube serisine katılıyor olmaktan dolayı son derece mutluyum. Yönetim kurullarında neden kadın yok konusu hep sorguladığımız konu. Bu konu hakkında ana bazı problemler, bazı konular var. Aday havuzu. Aday havuzu konusu kadınlarımızın yönetim kurulunda daha az hak ettiği için katliette değil. Aday havuzu konusu kadınlarımızın belli tavanlara, belli cam tavanlara değiyor oldukları noktada kendilerinin her türlü kapasiteye ve potansiyele sahip olmalarına rağmen üst yönetim seviyesine çıkma konusundaki zorlukları nedeniyle ortaya çıkmakta. Aday havuzunu belirleyebilecek en önemli faktör üst düzey yöneticilerimizde daha fazla kadın olması. Ancak ne yazık ki ülkemizde kadın CEO oranımız %4. Burada kendi grubumuza atfen bilgi paylaşmak isterim. Bizim kadın CEO oranımız %50. Bundan dolayı son derece gururluyuz, mutluyuz. İleriye dönük bizlerin şu an Türkiye'de %4 olan kadın CEO oranını en az %50'ye çekmeliyiz ki yönetim kurulu adaylığı noktasında da aynı yüzde oranını koruma şansımız gerçekleşebilsin. Bununla birlikte nedir yine kadınlarımızın önündeki engel? Kadınlarımıza atfedilen bakım sorumluluğu. Kadınlarımız halen bu devirde dahi evdeki bakımı üstlenmesi gereken, yaşam dengesini kurması gereken, çocukların eğitimine destek olması gereken ve bununla birlikte kadınlar üzerinde oluşturulan toplumsal cinsiyet rolleri açısından büyük bir baskı oluşturmakta. Bu baskı altındaki kadınlarımız işlerini bırakabiliyorlar. Bazen belki de eşlerinden çok daha büyük bir potansiyeli var iken bu merdivenleri tırmanamıyorlar. Sadece bu atfedilen bakım sorumluluğu kendilerine nedeniyle. Bunun haricinde sistem politika eksikliği çok önemli bir konu. Örneğin şirketlerin birçok eşit temsiliyet, toplumsal cinsiyet eşitliği yönünde alabilecekleri kararlar, kreş desteği, kadınlarımızın doğumdan önce, sonra ve doğum ertesi okula başladıkları noktalarında çocukları hiçbir şekilde işleri bırakmamaları adına kreş desteği çok kritik. Biz bunu grubumuzda tüm şirketlerimizde yoğun bir şekilde ortaya koymuş durumdayız. Bundan dolayı da son derece gururluyuz ve mutluyuz. Ve bu sayede bugün %50 olan kadın yönetici oranımızın en azından o seviyede korunması hatta üstüne çıkması ve onun üzerine gelecek olan %50 veya fazlası yönetim kurulunda kadın oranımızın da aynı seviyede olmasını bir nevi sigorta etmiş oluyoruz. Tabii bir de bunun yanı sıra hepimizi en fazla üzen cinsiyetçi önyargılar var. Cinsiyetçi önyargılar bakımla birlikte en kabul edilemez olan konu. Bu da yine bizim iki kişi arasında seçim yaparken insanlığın erkek yönünde seçim yapması noktasındaki bir ayrımcılık. Bu YouTube serimiz bundan dolayı çok kıymetli. Bu konuda ne kadar bilinçlendirme yapabilirsek, ne kadar kişiye dokunabilirsek o kadar fazla bizler bu konuda birilerinin aynaya bakmasını ve cinsiyetçi ön yargı ve ayrımcılığa sahip bir kişinin "Yahu ben ne yapmışım?" demesini sağlarız. Ve bunu dediği günde o bir şirkete bu şekilde bir yönetim kurulu başkanına, bir karar merciğine, bir karar vericiye bu şekilde dokunduğumuz zaman da kendisinin böyle bir hissi kendisine duyduğu noktada bu kararı verirken ön yargılı davrandığını hissettiği noktada gerçekten çok büyük yol kat etmiş oluruz bir kişiye bile dokunsak. Yönetim kurulunda kadın olmayan kurumlar bana göre etkin yönetilmiyor demektir. Bu kadar basittir. Çünkü hayatımızın, ülkemimizin, toplumumuzun çok değerli bir kaynağı var. O toplumun %50'si. Eğer ki biz bu kaynaktan her seviyede %50 oranında faydalanmıyorsak demek ki etkin yönetilmiyoruz, etkin yönetmiyoruz demektir. Aynı zamanda kadınların bulunduğu yönetim kurullarının ve yönettiği şirketlerin değer yaratma noktasında inanılmaz geniş açılı, inanılmaz uzun vadeli ve inanılmaz tüm paydaşları kapsar bir şekilde yönetildiğini birçok geçmiş araştırma ortaya koymaktadır. Bu anlamda aslında kadınların eşit temsili olmadığı kurumlar aslında potansiyel değerini yaratamıyor demektir. Sadece ve sadece etkin yönetilmiyoruz ve değer yaratamıyoruz değil, toplumsal sorumluluğumuzla kadınların önünü üst seviyelerde açmadığımız sürece yerine getirmiyoruz demektir. Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği ile birlikte bu konuda Borsa İstanbul'un ev sahipliğinde müzakere gerçekleşti. Bu müzakere şunu içeriyordu.
Kadınların daha yüksek kademelere çıkmaları kotalı mı olmalı, kotasız mı? Burada biz şunu gördük ki kotayla da başarılmış birçok örnek var. Kotasız da başarılmış birçok örnek var. Ancak şunu da görmekteyiz ki özellikle ilk atılımı yapmak noktasında kota bilincini oturtmuş ülkelerde hakikaten buna ihtiyaç olduğu. Bu da zaten bize ön yargının ne kadar derin ve ne kadar geniş olduğunu göstermekte. Bu anlamda kota ile bu konunun çözümü konusunun ön plana çıktığını söylemeliyim. Bana göre beyindeki örümcek ağlarının çözümü ve bilinçlendirme kotadan da kıymetli. Yani insanlara kadın veya erkek değil, onların yetkinlikleri çerçevesinde, liyakat çerçevesinde, onların potansiyeli, gerçek potansiyeli çerçevesinde bakıyor olmak bence asıl kıymetli olan. Benim hayalim ve ümidim herkesin artık bu örümcek ağlarını kafasından atıyor olduğu noktada liyakat, samimi bir bakış açısı, önyargısız bir bakış açısıyla tamamıyla yetkinlikler üzerine ve potansiyel üzerine değer yaratmak üzerine bu konuyu ele alması. Bizim sistem ve politika tarafında yapacağımız çok şey var. Bu konuda şirketlerimizin yapıyor olduğu politikaları toplumumuzla gayet samimi bir şekilde paylaşması ve aynı zamanda da iş arayan veya iş değiştirmeyi arzulayan kadınların önüne bu politikaları sunarak kendilerine aslında bir rekabet avantajı sağlamaları çok anlamlı olacaktır. YKKD'nin aslında yapıyor olduğu nedir? Yapıyor olduğu birçok bilinçlendirme çalışması haricinde aslında bir numaralı bahanemizi ortadan kaldırmaktır. Nedir bu bahanemiz? Ben çok istiyorum, çok arzu ediyorum ama kadın yöneticilerimiz noktasında aday havuzu oluşturamıyorum. Hep erkekler başvuruyor. Hayır, böyle bir şey kalmadı, böyle bir şey yok. 200 tane mentiyi YKKD olarak mezun ediyor olacağız. Bu arkadaşlarımız hem bulundukları kurumlarda çok kıymetli sorumluluklara sahip insanlar, hem çok başarılı yöneticiler, hem de aynı zamanda yönetim kurulunda bulunma noktasında sadece çok uzun soluklu ve çok kıymetli bir mentorluk ve mentilik tecrübesinden geçmediler. Aynı zamanda da kıymetli kurumlarla yapılmış olan birçok eğitim programına katılmış durumdalar. Yönetim kurulunda Kadın Derneği muazzam bir havuz oluşturdu. Biz Hande Hanım'la birlikte geçtiğimiz Kasım ayında yönetim kurulu başkanlarımız ve karar mercilerine Türkiye'de yüzlerce mektup yolladık. Menti havuzumuzun içinde bulduğu albümün linkini ve kendini yolladık bu kıymetli karar mercilerine ve artık aksiyon zamanı, karar alma zamanı, almamız gereken karar da yönetim kurullarına daha fazla kadın üye atamak. Bu atamaları yaptığınız sürece şirketinizin öngörülebilirliği, sürdürülebilirliği, sorgulama derinliği ve farklı bakış açıları çok daha ileri seviyeye gidecektir. Bunu size temin edebilirim.